Bizim zamanımızda mahpushaneler böyle değildi. İçeriye para sokabilmek için bin türlü fırıldak çeviriyorduk. Süt şişelerinin içine naylonla banknotlar koyulurdu da... ...üç beş bir şey girerdi. Hüseva ile bizi 12 Mart'a mamağa aldılar. 4 günden sonra gece gündüz karıştı. Bir tane Rıfkı vardı. Rahmet olsun ruhuna. Delirip farelerle konuşmaya başlamıştı. Gerçi ben de bir tane böcek buldum. Bir insan olduğunu o zaman anladım. Büyük şeref verdiniz abi. Buralarda pasta çörek artık kolay da... ...sizin gibi abileri bulmak sıkıntı. Dua mı edersin beddua mı Şahin'im? Estağfurullah abi. Hüseva taziyeye dayarken gelmek istedi. Geciktiyse kabahati benim. Estağfurullah. İstedim ki gelişimizin farklı bir manası olsun. Akbabalar üstünde uçuşuyor. Yaralı olsa kurt çakal değildir. Kurt yalnız da değildir. Biz büyüklerimiz sayesinde sürüye dahil olduk. Kar üstünde kan izi kalsa da, üstümüzde akbabalar uçsa da, son nefesimize kadar kuyruğumuzla diktir, başımızda. Büyüğünü bilen büyüğünden büyüktür. Sağ olun. Ziya, bunların işi belli olmaz. Gelmişken gece de ağırlamaya kalkarlar. Bu yaştan sonra cennet olsa dört duvar arasını çekemem. Mezara nasıl gireceğiz? Hüseva. Biz mi gireceğiz? Atacaklar çukura. Onu da gençler düşünsün. Hadi bakalım, hadi, hadi. Çocukları merak etme. Eyvallah. Sırtını duvardan başkasına dönme damat. O şişkonun rahat duracağı yok. Aklınız bizde kalmasın. Tedbirimiz vardır. Şahin Ağa. Ziya abiyle Hüsrev Ağa... Bu parayı fakir fukaraya Şahin Ağa dağıtsın istediler. 40.000 dolar. Eyvallah. Ekstasi işine girmediğim için beni cezalandırıyorlar. Profesörlerimi öldürüyorlar. Bir de utanmadan imza gönderiyorlar. Pro. Testere hem senle hem benle karşı karşıya gelmeyi göze alamaz. Göze almaya almaz. Eğer ekstasi işine girmediyse. Savunması hazır. Sen başka iş yapıyorsun. Ben başka iş yapıyorum. Ama bizzat gelip adam kesmesi. Bize racon kesmesi. Hadsizlik. Geri çekileceğim. O niye? Biz 40 yıldır doğru zamanda geri çekilerek ayakta kalmadık mı Ziya Bey? Farz etsinler ki korktuk. Desinler ki yaşlı, eski gücünde değil. Kısasa kısastan vazgeçmiş zannetsinler. Ellerini bellerinden çekip salına salına yürüsünler. Bizim vaktimiz o zaman gelir. Karahanlı'ya bir şey demem. Ama testere namisi kılıçtır. Onu bu işlere sokan da odur. Bizi tombalacıyla karşı karşıya getiren de. Hesabınca... Baron'dan sonraki baron... ...gündüzü. Ama farkında değil ki...
baronları baron yapan da biziz. Bizim orada ağanın birinin bir köpeği varmış. Köpek davul sesine dayanamazmış. Nerede davul çalsa koşarmış. Ağa da köpeğin bu fingir demesine çok içerlermiş. Karşılıklı iki dağın başına birer davulcu koymuş. Bir davulcu başlamış çalmaya. Köpek o dağı seyirtmiş. Dağın tepesine çıktığında öbür dağdaki davulcu başlamış. Köpek o dağ, bu dağ diye davulun peşinde koşarken çatlamış ölmüş. Ağa da bunun üzerine keyifli bir cigara içmiş. Ha, tabii o zaman pilo yokmuş. Aa, belli de. Davulcu kim? Çatlayan it kim? Hüsama! Seni bu kadar kızdıran ne Hüsrava? Profesörlerimi öldürüyorum Mehmet Bey. Sen burada Irak'ta öldürülen Amerikalıları konuşturuyorsun. Ben sana vazgeç şu eroin işinden demiştim. Bunun devri geçti. Adının başına Fatih, sonuna Sultan ekleyelim. Devir aç, devir kapa o zaman Mehmet Bey. Böyle konuşamazsın Hüsrev'a. Nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim Necmi? Burada oturan herkes için bir devir açtığım doğrudur. Bundan da her zaman iftihar etmişimdir. Hüsrev'a yaşça büyüğümdür. Az konuşur, öz konuşur. Bir konudan sitem ediyorsa muhakkak haklıdır. Kardeşleri olarak eksik yaptığımız bir şey varsa tamamlarız. Yanlış yaptığımız bir şey varsa tamamlarız. Ama açmamız gereken bir devir varsa onu da açarız. Her devre eyvallah. Namı hesabımıza devir açana bağrımızı açarız. Açmışızdır da. Ama bir rahatsızlığımız varsa da dile getiririz. Ağzımızı açarız. Sonra bir daha açmayız. Üstümüze düşeni yaparız. Bana aşk para kazanmak eskisi kadar keyif vermiyor. Dödelik babalıktan daha keyifliymiş. Bizim torunların iki dizimde oturması bütün dünyaya silah satmaktan daha güzel. Oyuncak silah işine mi gireceksin Ziya abi? Torunlarımın mutluluğu için her şeye, herkese girerim. Bizim Diyarbakır'da ağanın biri köprü yaptırmış Dicle'nin üstüne. On gözlü köprü diye namı cihanı salmış. Ağanın muradı köprü kendi hizmetini görsün. Davarları, marabaları üstünden geçsin, iş aksamasın. Dicle'ye telefat verilmesin. Zaman geçmiş, asker sefere çıkacak olmuş. Asker yük taşır, silah taşır, erzak taşır. Taşır oğlu taşır. Bölük gelmiş köprünün önünde durmuş. Ağa askerin önünde dikilmiş. Demiş ki buraların ağası benim. Köprü benim, mülk benim. Köprüden geçecek her ere bir akçe isterim. Bu gece burada konaklamanıza da öyle izin veririm. Bölüğün komutanı adaletli bir adam. İçinden demiş ki ağa haklı. Köprüyü o yaptırdı. Lakin devletin öyle bir parası yok. Bir suya, bir köprüye bakmış. Üstünde üniforma, ardında askerleri atlamış suyun içine. Ağa şaşkın komutana bakmış. Komutan bağırmış. Geçmem Muhannet Köprüsü'nden su aparsa beni, yatmam çakal yatağında aslanlar yese beni.
Peki komutana ne olmuş? Şimdi öğreniriz. Rica ederim. Kardeşlerim, Necmi'yi dinledim. Sorulması gereken her soruyu sordum. Artık bir karar vermek mecburiyetindeyim. İsmet Paşa önemli kararlarını vermeden önce 24 saat düşünürmüş. Ben de sizin sabrınıza ve anlayışınıza sığınarak sizlerden 24 saat müsaade istiyorum. Kararımı bu sürenin sonunda sizlerle paylaşacağım. Hepinize teşekkür ederim.